sürekli Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Polisleri hata yapıldığında, kurallara uyulmadığında vatandaşa ceza yazıyor algısı var genellikle. Durumun hiç de öyle olmadığını anlatan çok özel haberimizi Nigar Kılıç derledi, Hasan Alansa görüntüledi. Hız sınırı, emniyet kemeri, araç kullanırken cep telefonu muhabbeti. Bunların hepsi bir sürücü için kural çiğnemek, trafiği tehlikeye atmak, kendimizin ve başkalarının canına, malına kastetmektir. Bu kurallara uymayanları trafik polisinin yakalayıp ceza yazmak için fırsat kolladıysa tamamen yanlış bir algıdır. İşte ispatı burada, yaşam tünelinde. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından yaşam için kısa bir mola. Uygulama noktasında trafik görevlileri bir yaşam tünelini gerçekleştirmişler. Bu yaşam tünelinde trafik kazalarının en aza indirgenmesi, can ve mal güvenliğimizin daha çok korunması, trafik kurallarına uymak, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma gibi durumlar burada görselde gösterilerek, bunun önemine değinerek daha çok bizim daha iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yolda gitmemiz için yaptıkları bir uygulama. Burada araçları uygulama noktasına getirerek, bu yaşam tüneline getirerek, görselde gösterip daha çok hayatımıza dokunup ve yolculuk etmemiz için, yaşamak için bizlere yol gösteriyorlar. Sizinle paylaşarak bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bildiğinize teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz. Sağ olun. Vatandaş karayolunda seyrederken güvenlik kontrol noktalarında durdurulur. Evrakları incelenir, yolculuk yapan sürücü ve yolcular araçlarıyla birlikte yaşam tüneline davet edilir. Sürücü ve yolculara araçlarında otururken yaşam için küçük bir mola denerek sesli ve görüntülü videolar izlettiriliyor. O kemeri taksaydım. Aslında aklıma geldi. Yanlışlandım. İşte devletin polisi sadece kurallara uymayanlara ceza yazmıyor. Eğitiyor, anlatıyor, izlettiriyor, hatırlatıyor. Yaşam tünelinde yaşama davet ediyor. Yani emniyet kemeri biliyorsunuz hayat kurtarıyor. Az önce videoda izlediğimiz gibi geç kalmamak için sürekli kemerimizi takıyoruz. Peki burada böyle bir yaşam tüneli var. Çok güzel bir şekilde sizlere bunun önemi anlatılıyor. Bunun için ne söylemek istersiniz? Yani ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendiriyorlar. Vallahi uygulama güzel. Biz de zaten elimizden geldiğince trafik kurallarına uymaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ama çocuk görseli biraz şey oldu. Tam ailelere hitap. Siz şu an önde oturuyorsunuz. Kemer takmışsınız. Arkada çocuğunuzun kemeri takılı mı peki? Değil işte, sıkıntı orada. İşte bu uygulamada tam bunun için var. Sizi bilinçlendirmek ve bunun önemine değinmek için. Bundan sonra inşallah koltuğumuzu da alırız, çocuğumuzu da oturturuz. Yani ne diyelim başka? Evet, aynen öyle. Bundan sonra daha dikkatli davranacağız inşallah. Adını Yaşam Tüneli koymuş Trafik Şube Müdürlüğü. Yaşam için kısa mola demiş emniyetimiz. Bu yolda hep birlikteyiz demiş devletimiz. Amaç ceza kesmek değil, merhamet edip hayat kurtarmak. Valla emniyet kemeri hayat kurtarır yani, her zaman olduğu gibi. Paylaşılması ve bizlere tanıtım yapılması, böyle bir şeyin nasıl diyeyim, organizasyonun içerisine girmek bizim için de bir mutluluk verdi. Evet, teşekkür ediyoruz onun için, emniyetimize de, teşkilatımıza da. Burada emeğe geçen arkadaşlara da sağ olsunlar. Yapılan hataları gördük. Onlardan aynı hataları yapmamak için biraz daha çaba göstermeliyiz emniyet kemerine. Sonrasında şu, bu dönemde insanların sabrı kalmamış. Trafikte daha çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani çok güzel bir şey bu aslında. İnsanlar uymuyor kurallara ama uymaları gerekiyor artık bu dönemde. Malatya Emniyeti tarafından kurulan hayat tüneli hayat kurtarıyor.